Merhaba, umarım sesim geliyordur. Evlilik ve ilişki terapisinde güncel yaklaşımlar konu başlıklı 14. Cinsel Sağlık Sempozyumunun ikinci gününe hepiniz hoş geldiniz. Umarım bu akşamki paylaşımları da dünküler kadar eğitici, öğretici bulursunuz. Bu pandemi günlerinde ruh sağlığı profesyonellerini desteklemek için bu sempozyumu yapmayı düşünen, düzenleyen, emeği kurulu başkanı Cem Keçe olmak üzere herkese teşekkür ederim. Hepsinin ellerine, emeklerine sağlık. Ben sunumuma başlamadan önce biraz kendimi tanıtmak istiyorum. 26 yıl devlette hekimlik yaptıktan sonra emekli oldum. Gerçi hekimlikten emekli olunmaz ama çalıştığım yıllarda PDR doktorası yaptım ve psikoterapi üzerine birçok eğitim aldım. Cinsel terapi ve evlilik çift terapisi alırken CİSET'le tanıştım. Halen kongrelerde, sempozyumlarda birlikte olmaya devam ediyoruz. Şu anda psikodrama eğitimi alıyorum ve Masters'ın aldığım Masters'ın yaklaşımı eğitiminin de süpervizyon aşamasındayım. 2,5 yıldır Denizli'de kendi ofisimde hem bireysel terapi hem de çift terapisi, cinsel terapi alanlarında psikoterapist olarak hizmet veriyorum. Benim bugünkü konu başlığım çatışmalı bir evlilik öyküsü idi. Aslında bu bir borderline kişilik bozukluğu öyküsü. Burada değişik bir yaklaşımdan bahsedeceğim. Her zaman çiftlerle mi yapıyoruz çift terapisini? Hayır. Bazen de bireysel terapi ve sistemik müdahale yapıyoruz. Bireysel terapi ve sistemik müdahale nedir? Neden tercih edilir? Ne işe yarar? Nasıl yapılır? Nelere dikkat etmemiz lazım? İlk önce bunlardan bahsetmek istiyorum. Sistemik olarak yaklaşıldığında bireysel terapi danışanın kendisi için sorumluluk almasına ve aile içinde daha güçlü olmasına yardım eden bir terapi şeklidir. 70'ler 80'lerde belli bir süre bu alandaki terapistler tüm aile bireylerinin terapide bulunması gerektiği konusunda ısrarcı olmuşlar. Ancak ilerleyen yıllarda artık tek tek de çift terapisi yapılmakta. Ne zamanlarda tercih ediyoruz bunu? Çiftlerden birinin terapiye katılmak istemediği durumlarda, çiftlerden birinde kişilik bozukluğu varsa ya da ağır travmaları varsa o zaman bireysel terapiyle sistemik müdahale yöntemini tercih ediyoruz. Bireyle sistemik olarak çalışmak, çiftin veya ailenin karşılıklı yıkıcı örüntülerini değiştirebilir. Danışanın iç ruhsal sorunlarına eğilirken güçlü sistemik temeller de içermeli. Çünkü bu sorunlar ilişkilerde kendini döngüsel olarak gösterir. Bireyler en iyi kendi ilişkiler arası bağlamlarında anlaşılabilir. Danışanı kendi davranışlarını incelemeye yöneltir ve kişisel sorumluluk almasını sağlar. Bireysel terapi ile sistemik müdahale yaparken nelere dikkat etmemiz lazım? Bir kere etik çıkarımlar var. İstemeden anlaşmazlığı alevlendirip boşanmayla sonuçlanabilir. Bireyin gelişimi desteklendiğinde sistemin dengesi bozulabilir. Çünkü bireydeki sorun o anda sistemin sürmesini sağlıyor olabilir. Bu dengeyi değiştirdiğimizde sistemin dengesi de bozulabilir. Ve empati yaparken tek taraflı yorumlarda yapılmamalıdır. Çünkü danışanın her zaman eve gidip eşine terapistim şöyle söyledi, böyle söyledi, beni şöyle anlamıyormuşsun, böyle zarar veriyormuşsun ilişkimize deme ihtimali her zaman vardır. Danışanıma gelirsek, Ayla Hanım 31 yaşında. Başvuru nedeni evlilik sorunları, şikayetleri, beni dinlemiyor, bir şey paylaşmıyoruz, bana saygı duymuyor, onun gözünde değersizim, beni üzdüğü için özür dilemiyor. Evlilik terapisine de katılmak istemedi. O yüzden ben yardım arıyorum diyerek geldi. Evlilik hikayesinde 10 yıldır birlikteler, 7 yıldır evliler, çocukları yok. Eşi Cavit Bey 32 yaşında, ikinci dereceden kuzenler ve farklı bir etnik gruptanlar. Önceleri iyi arkadaşmışlar. Daha sonra danışanın evlenme teklifiyle birlikte evlenmeye karar vermişler. Ondan önce görümcesi en iyi arkadaşıyken bu dönemde ona karşı tavır alıp ailesinin bu evliliğe karşı çıkmasına yol açmış. Eşinin annesinin istememesi üzerine kendi annesiyle birlikte onunla bir kavga edip hatta karakola düşmüşler. Aile istemediği için
erkek tarafı, kaçarak evlenmişler. Eşi o dönemde üniversite öğrencisiymiş. Danışan çalışıp evi geçindirmiş ve yürümesini engelleyecek şekilde fibromiyalisi başlamış. Yani somatik şikayetleri var. Eşi okulu bitirince büyük şehirlerden birinde yaşamaya başlamışlar. Ama maddi sıkıntılar nedeniyle kötü bir semtte yaşıyorlarmış. Bunu elit olmayan bir semt olarak belirtti. 10 ay önce köylerine dönmüşler ve orada yaşamaya başlamışlar. Eşi online çalışıyor bilgisayar üzerine. Ayla Hanım da üniversite son sınıf öğrencisi. Bir karışık olmuş, pardon. Geçmiş öyküsüne baktığımızda üç çocuklu bir ailenin ikinci çocuğu, kendisinden 2 yaş büyük bir ablası ve 11 yaş küçük bir erkek kardeşi var. Anne babası şu anda onlarla aynı köyde yaşıyor. Kayınvalidesi ve kayınpederi de aynı köyde yaşıyor. Baba danışan 1 yaşındayken yurt dışına kaçak olarak çalışmaya gidiyor. 1,5 yıl ondan haber alınamıyor. Para göndermiyor, telefon etmiyor. Anne 3 ve 1 yaşında 2 çocukla Türkiye'de parasız pulsuz kalıyor. Hem çocuklarına hem de kayınvalidesi ve kayınpederine bakmak zorunda kalıyor. 1,5 yıl sonra baba yeniden Türkiye'ye dönüyor ve boşanmaya karar veriyorlar ama boşanmıyorlar. Danışanın bunun sebebini bilmiyor. Ayla Hanım yaşamının ilk 14 yılını o köyde geçiriyor. Şehirdeki liseyi kazanınca oraya taşınıyorlar ve o zamana kadar akademik başarısı çok iyiyken lisede düşüyor. Kendisi 9 yaşındayken babasının kendisine ve ablasına yaptığı bazı şeylerin taciz olduğunu 13 yaşındayken fark ettiğini söylüyor. Bunlar banyo yaparken gözetlemesi, yanlışlıkla olmuş gibi göğüslerine dokunması. Lise öğrencisiyken depresyon belirtileriyle benim danışanım olmuştu ve bunları benimle paylaşmıştı. O dönemde yaşam değişiklikleri yaptık. Ailede onu destekleyecek bir üyeden destek aldık. Başka bir şehre gitti. Ego güçlendirme çalışmaları yaptık. Hatta o dönemde babanın babasının da kendi kızlarına tacizde bulunduğu ortaya çıkmıştı. Daha sonra başka bir şehre gidince bağlantımız koptu. Liseyi bitirince yeniden eve dönüyor. Ara ara evi terk eden annenin gene böyle bir zamanında baba ağlayarak ondan özür diliyor ve onu affediyor. Neden yaptığımı hiç bilmiyorum, kendimi engelleyememiştim o dönemde diyor. Şimdi annesi ve babasıyla arasının çok iyi olduğunu söylüyor. Ergenlik döneminde içki, uyuşturucu ve istemediği erkeklerle cinsel birliktelik yaşadığı bir dönem olmuş. O dönemde bir defa tecavüze uğruyor. Bundan kısa bir süre sonra eşiyle çıkmaya başlıyorlar. Hamile olduğunu fark ediyor. Eşi bilgisayarını satıp kürtaj parasını ödüyor. Kısa bir süre sonra bu kürtaj olayından kısa bir süre sonra ablasının evindeyken ilaç içerek suisit girişiminde bulunuyor. Bir ay hastanede yatıyor ve psikotik atak geçirdiği söyleniyor. O dönemde işitsel halüsinasyonları var. Korkma, seni almaya geliyorlar ama biz seni koruyoruz diyen sesler bunlar. Bundan birkaç yıl sonra yine kötü hissettiği bir dönemde psikiyatriye gidiyor ve borderline kişilik bozukluğu tanısı konuyor. Verilen ilaçları bir süre kullanıyor, sonra bırakıyor. Anneye, yani birinci nesnesine baktığımızda OKB tanısı var 20 yıldır annenin. Sürekli eleştiren, yaptığı hiçbir şeyi beğenmeyen biri olarak tarif ediyor. Çocukken annesini kızdıracak şeyler yaptıklarında başımı alıp gideceğim, başkasının annesi olacağım dermiş. Taciz hikayesini duyduğunda sen kuyruğunu sallamışsındır demiş. Hatta ben de taciz edildim. Bu kadar da büyütülecek bir şey yok, sen abartıyorsun diye danışanımı suçlayan bir anne. Kendisiyle ilgili ifadeleri aralarından seçtim. Bunlar kendi cümleleri. Ben yapabiliyorsam herkes yapabiliyordur. Yani ben beceriksizim. Kendime iyi davranmaya çalıştığımda sahte hissediyorum. İçimde 2 farklı benlik varmış gibi. Bir tarafım çok iyi, diğer tarafım sıfır. Kadınlık rolleriyle
sorunum var. Bu içinde iki farklı benlik varmış gibi. Bir tarafım çok iyi, diğer tarafım sıfır cümlesi aslında bize onun sahte kendiliğini, içindeki o bölünmeyi anlatıyor. Borderline kişilik bozukluğunda ya hep ya hiç, siyah beyaz şeklinde ikiye bölünme vardır. Zaten kullandıkları en birinci savunma mekanizması da bölme savunma mekanizmasıdır. Burada borderline'ın bölünmüş nesne ilişkileri birimine baktığımız zaman bu aradaki bölme, önce aslında şeyden bahsedeyim, nesne ilişkilerimiz nasıl? İnsan yavrusu dünyaya geldiğinde ilk önce bir ötekine ihtiyaç duyuyor. Onun bakımını sağlayacak, koruyacak, ihtiyaçlarını karşılayacak. Bu nesne genellikle ona bakım veren birinci nesne, yani anne. Annenin ona bakarken ki bakışlarından, onunla ilgilenirken çıkardığı seslerden, yüz ifadesinden, hepsinden etkileniyor bebek. Ve kendine ve ötekine ilişkin bir fikir ediniyor. Maher'in gelişim evrelerine baktığımızda borderline kişilik bozukluğunun ayrılma bireyleşme döneminin üçüncü kısmı olan yeniden yakınlaşma alt evresinde ortaya çıktığını görüyoruz. 16 ile 24 ay arasındaki döneme denk geliyor. Burada eğer anne ödüllendirici bir şekilde davranıyorsa, gerileyici, yapışmacı davranışını onaylıyorsa, bu taraftaki ödüllendirici nesne biriminde kalıyor ve kendiliğine ilişkin fikri de iyi, pasif çocuk olmanın parça kendilik temsili, eşsiz, özel, büyüklenmeci. Buradaki duygulanım iyi hissetme, bakılıyor olma, sevilme, besleniyor olma, ihtiyaçları tatmin edilme ve yeniden birleşme duygulanımları. Diğer kısımda ise geri çekilen nesne ilişkileri parça biriminde ise burada anne ayrılma bireyleşme çabalarına karşı öfkeli ve eleştirel, kendiyle ilgili fikirleri yetersiz, kötü, çirkin, nefret edilen biri olmanın parça kendilik temsili. Bu taraftaki duygulanım terk depresyonu, cinai öfke, intihar eğilimli depresyon, panik, umutsuzluk, çaresizlik, boşluk ve suçluluk duyguları. Zaten borderline kişilik bozukluğunun terapisinde de bu aradaki bölmeyi kaldırmaya yönelik girişimlerde bulunuyor. DSM-5 tanı kriterlerine baktığımızda aşağıdakilerden 5'i ya da daha çoğu ile belirli, erken erişkinlikte başlayan ve değişik bağlamlarda ortaya çıkan, kişiler arası ilişkilerde, benlik algısında ve duygulanımda tutarsızlık ve belirgin dürtüsellik ile giden yaygın bir örüntü var. Bunlar neler? Gerçek ya da imgesel bir ayrılık gitmeden, terk edilmekten kaçınmak için çılgınca çaba gösterme, gözünde aşırı büyütme, göklere çıkarma ile yerin dibine sokma uçları arasında gidip gelen tutarsız ve gergin kişiler arası ilişkiler örüntüsü. Ki mesela buna bir örnek verebilirim. Yakın bir zamanda bir yere tatile gitmişlerdi. Çok da hoş bir yer olduğunu söylemişti danışanım. Ve gittiklerinde eşi keşke arkadaşlarımızı da çağırsaydık, onlar da gelseydi dediği için, o onu oraya götürdüğü için olan mutluluğu ve ona olan aşkı birdenbire korkunç bir öfkeyle, madem ki arkadaşlarını istiyor, demek ki benimle yalnız kalmak istemiyor, beni sevmiyor ya, giden bir kavgaya sebep olmuştu. Diğer bir şey, kimlik karmaşası. Belirgin ve sürekli tutarsız bir benlik algısı ya da kendilik duyumu var. Kendine kötülüğü dokunabilecek en az iki alanda dürtüsellik. Örneğin para harcama, cinsellik, madde kötü yapılan. Cinsellikle ilgili ergenlik dönemindeki başından geçenleri söylemiştim. Madde kullanımı,
kötüye kullanımı terapiye başlangıçta böyle haftada bir defaya indirdi. O içtiği zamanlarda ayda bir iki defaya indirdi. Yineleyici intihar davranışları, girişimleri ya da göz korkutmaları ya da kendine kıyım davranışları. Bununla ilgili de gene seanslarda eşiyle kavga ettiklerinde intihar etmeyi düşündüğünü, bunu ona da söylediğini ifade etmişti. Duygu durumda belirgin bir tepkiselliğin olmasına bağlı olarak duygulanımda tutarsızlık, örneğin yoğun dönemsel dispori, kolay kızma ya da genellikle birkaç saat, ancak seyrek olarak birkaç günden daha uzun süren bunaltı, seanslarda sabahları uyanmak istemediğini, güne başlamak istemediğini, ev işleri yapmanın ona çok zor geldiğini, kadınlık rolleriyle zaten çok ilişkisi olmadığını belirtmişti. İçinde süreyen bir boşluk duygusu olduğunu sık sık belirtiyor. Uygunsuz yoğun bir öfke ya da öfkesini denetlemekte güçlük çekme, örneğin sık sık kızgınlık gösterme, sürekli öfkeli olma, sık sık kavgaya karışma. Bu maddeyle ilgili de görümcesinin annesine babasına söylediklerine karşın onların onu istememesiyle ilgili korkunç bir öfkesi var. Şu anda anne babasıyla görüştüğü için babasına iftira attığını düşünüyorlar ve onunla değil konuşmak, aynı sokaktan geçmesine, evlerinin bahçesine girmesine bile izin vermiyorlar. Yani danışanımın söyledikleri. Ve eşi ayda bir kere arabayla onları şehre maaşlarını çekmeye götürüyor diye sürekli bir öfke içinde onlardan iğrendiğini söylüyor. Ve sürekli onlar hakkında öfkeli konuşuyor. Zorlanma ile ilintili gelip geçici kuşkucu düşünceler ya da ağır çözülme belirtileri. Bu maddeyle ilgili de derslerde özellikle yoğun stres altındayken mesela onun konuşması gerektiğinde birdenbire kendini kaybettiğini, nerede olduğunu unuttuğunu, bunun bir süre sürdüğünü, sonra yavaş yavaş kendine geldiğini ama ne konuştuğu hakkında hiçbir fikri olmadığını, sadece derste olduğunu fark ettiğini söyledi. Yani ağır stres altındaki çözülme belirtileri danışanında da var. Terapide ne yapıyoruz? Terapide borderline kişilik bozukluğuna dinamik açıdan yaklaşıyoruz ve yüzleştirme terapisi yapıyoruz. Neyi yüzleştiriyoruz? Hastanın dirençlerini, savunmalarını yüzleştiriyoruz. Onu gerçekliğe davet ediyoruz. Gerçeklik algısını sağlamlaştırıyoruz. Kendiyle ilgili, gerçek kendiliğiyle ilgili içindeki gücü fark etmesini sağlıyoruz. Terapisi hala devam ediyor. Henüz 3 aydır terapide. Daha gidecek çok uzun bir yolumuz var. Ben burada Pusula Yayın Evi'nden çıkan Borderline Kişilik Bozukluğu Tedavisinde İyi Psikiyatrik Yönetim Modeli el kitabını da tanıtmak istiyorum. Bunun çevirisini ben yapmıştım. Pusula Yayınları'ndan çıkmıştı. Borderline Kişilik Bozukluğu'nun bir ekiple tedavi edilmesi gerektiğini, hem psikiyatrist, hem psikolog, hem sosyal hizmet uzmanı bir ekip olarak ilgilenilmesi gerektiğini anlatan çok güzel bir kitap, tavsiye ediyorum. Biraz hızlı anlattım galiba. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim.